Akciğer kanserinin kadınlarda mı erkeklerde mi görülme sıklık oranı nedir diye gelen sorular var. Ve tedavi aşamaları aynı mıdır diye soruyorsunuz. Biz de sizler adına değerli hocamıza sormuş olalım. Bundan yaklaşık 20-25 yıl önce erkeklerde akciğer kanser gelişim oranı Evet. sayısı diyelim ki 12 tane erkekte akciğer kanseri görülürken bir kadında görülmekteydi 20-25 yıl öncesinde. Bu Yakın yapılan zaman, evet. istatistiklere göre söylüyorum. Hani bunlar yapılan istatistiklere göre söylüyorum. Ama şu anda son yıllarda artık iki tane erkekte akciğer kanseri görülürken bir tane kadında görülüyor. Yani 12 nerede bir. Yani oran maalesef birbirine makaslar birbirine çakışmış Çakışmış durumda durumda. neredeyse. Bilemediğimiz bir faktör var. Çalışmalar aslında onunla ilgili de devam ediyor ama akciğer kanserine sebep olan sigara kadınlardaki akciğer dokusundaki akciğer kanser oluşumunu daha çok arttırıyor. Daha çok genetiğini bozuyor, daha fazla kanser oluşumuna sebep oluyor. Erkeklerle karşılaştırıldığında sigara içen erkekle kadını karşılaştırdığımızda sigaranın verdiği hasar kadınlarda çok daha yüksek. Neden diye soralım hocam. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ediyor. Onunla ilgili devam ediyor. Çünkü bu kadar 20-25 yılda bu kadar makas birbirine Gelmesi. gelmişse Tabii. yani 12'ye 1 oranından 2'ye 1'lere kadar yaklaşıyorsa o zaman da hani bununla ilgili çok hızlı bir gelişme var. Bir de kanser oluşumu için sigara içtikten sonra en az bir başında da risk faktörlerini derken en az bir 10 yıl içmek, en az bir 20 yıl içmek. Neden? Çünkü o zemin hazırlanması o 10 yılda, 15 yılda Tabii, hazırlanıyor ki tabii. kansere dönüşüyor. Ama biz bunları ne kadar kısa sürede tutarsak, ne kadar çok dikkat edersek, sigaradan uzaklaşırsak kanser oluşumu o kadar azalmış olur. Onu Kesinlikle. söyleyebilirim.